Merhabalar, One Piece'in 1118. chapter'ı konuşmak ve incelemesini yapmak için karşınızdayım. İyi seyirler. Bir önceki chapter'a nazaran bu chapter'da daha fazla aksiyon var. Çünkü artık Vegapunk'ün açıklamaları suya düştü robotla beraber. Ve şimdi daha aksiyon olduğu için ve yavaş yavaş Eged olayları gittikçe daha da bitmeye doğru evriliyor. Tabii sorun çözülmüş değil. Yani bitmeye doğru derken Mugiwara'lar yavaş yavaş kendi gemilerine doğru gidiyorlar denizin yolunu almak için, yol almak için. Aynı zamanda Luffy devlerin gemisine doğru varıyor. Yani yavaş yavaş Eged olayları bitecek. Şimdi bir yandan da 1117. chapter'da, yani sadece o değil, Vegapunk'ün genel açıklamalarında bakıldığında çok da aman aman bir şey yok. Aslında her zaman bildiğimiz konunun özetini yapıyor. Yani 200 yıl önce işte normal dünyanın aslında okyanusun altında olduğunu söyledi. Ve bunların sebebi antik silahlar, aynı zamanda Joy Boy'un ilk korsan olduğunu söylemekten başka yeni bir bilgi yok. Tam anlamını söyleyecekti ki olmadı. Şimdi bir yandan bu bilgiler hani robotla beraber suya düştü de, şimdi robot sürekli tizleniyor bize. Zira düşünebilen, konuşabilen bir varlık ve Joy Boy'un ekibin içinde dahil olan bir karakter olarak hissediyoruz, algılıyoruz. Çok da tizlendiği için şimdi bu Fakoşe, yani o domuz tarafından one shotlandığını düşünmüyorum. Geri çıkacaktır. Acaba robot geri çıktıktan sonra olacak mı? Yani geri çıktıktan sonra yine Vegapunk'ün o mesajı devam edecek mi? Şimdi bir yandan soru bu. Çok şey bize tizlendi. Aynı zamanda One Piece son zamanlarda inanılmaz bir hız alıyor. Belli bir bilgileri şu an almakta fayda var. Yani bilgileri şu an almasak ne zaman alacağız? Ondan dolayı yani Vegapunk şu ana kadar bizlere spesifik elde tutulur anlamında bir şey açıklamadı. Canlı, yani robotun canlı olduğunu biliyoruz ve üstelik yani 800 yıl önce canlı bir şahit. Bir yandan Eged olayları bir seneden fazla uzuyor. Abi uzuyor. Hep bu aralar benim artık sloganım bu. Anime mangakalara şey diyesim var. Abi bizim de ömür. Hani bir seneye geçti şu an. Ondan dolayı yani ya şu an açıklamayacağını da ne zaman açıklayacaksın? Şimdi bir yandan şey de dediğini hatırlıyorum. Joy Boy şey dedi işte. Robot şey dedi. Joy Boy, seni çok görmek istiyorum. Seni duydum. Yani düşünüyor, konuşuyor bu. Ondan ben aslında robottan harbiden bir şeyler bekliyorum. Büyük şeyler bekliyorum. Eged olayları tabii dünya kamuoyuna yapılan gözetiminde biraz da olaylar Luffy'ye patlayacak. Çünkü yani ne kadar mesela şey de olsa birden böyle kesildi. Bazı insanlar acaba dünya hükümeti mi yaptı dese de ya şey diyorlar direktmen. Ya dünyanın en zeki insanını niye heba etsinler? Muhtemelen işte Luffy'dir. Luffy kaçırdığı için. Zaten dünya hükümetinin de amacı o. Zaten bir korsandı. Şimdi daha da küresel bir zanlı, bir suçlu haline gelecek. Muhtemelen dünya hükümeti de bunu yapmak için bayağı propagandasını yapar. Hani basar o propagandasını. Luffy'ye patlayacak. Luffy çabucak devlerin içerisinde yemeğini yerken orada yine o büyük kuş geliyor duayen olarak. Ve gemilerin de bir bölümünü de yanıyor. Yani yakıyor. Ve Gear 5'a dönüyor. Şimdi Gear 5 yani Nika'ya dönüşüyor. Old Boy'a. Old Boy diyorum. Joy Boy. Old Boy bir film bu arada. Joy Boy şu bu Gear 5'deki hani dadum işte bu özgürlüğü anımsatan o ritimleri duyuyoruz ya, zaten hatta o devler de herkes dans ediyor onu duyunca. Enteresan bir şey oluyor, bilmiyorum yani ben mi gereksizce takılıyorum ama deprem oluyor. Deprem hani ne yapıyor depremi? Luffy Gear 5'a dönüştüğü için mi? Yoksa dünya mı bunun üzerine tepki veriyor? Ben hatırladığım kadarıyla Gear 5'a ilk defa suyun yüzeyine yapıyor. Yani geminin üzerine yapıyor. Ve orada hani biraz da Luffy'nin hani meyvenin açılmasıyla beraber oldu ya Joy Boy. Ondan dolayı şey düşünüyorum, hani meyvenin işte şey yapması bir olgunluğa evrilmesi nedir? Etrafını elastisite özelliğini kazandırması. Elastisite özellik kazandırmasıyla aslında serbestçe hareket etmek, serbestçe hani doğal olarak eş anlamlısı özgürce. Hani oradan aslında gerçekten meyvenin anlamı, meyvenin olgunlaşması ve olgunlaşmasına karşılık gelen manidar hani karşılık Joy Boy'dur. Hani güzel birbirlerine böyle bindirmeli şekilde ilerledi. Ben de şey düşünüyorum, yani şimdi okyanus, yani şeytan meyvelerin en büyük
yani düşmanı ve tehlikesi ya. Orada acaba hani denizin de elastisite özelliği kazandırıyor olabilir mi? Yani şunu demek istiyorum. Deniz Joy Boy bu haldeyken acaba denizin üzerinde Luffy geri şey yapar, seker mi yani? Öyle bir olay da var. Çünkü bu böyle deprem olduğunu ben bilmiyorum, takıldım ya da gereksizce, ya da bir de şey iyicene de ön planda da veriliyor. Ona da o beni şaşırttı. Ha, siz ne düşünüyorsunuz? Ben mi çok yani Wano'da öyle olduğunu, yani öyle değildi. Daha çok etrafı elastik özelliği vardı ama deniz yani su eğer elastik olabiliyorsa, Luffy de bundan hani etkilenmiyorsa büyük büyük bir olay bence. Şimdi de bilhassa polemik yapılan, bilmiyorum One Piece çevresi, fanları, içerik üreticileri beğenmedikleri çok polemik olan konu Joy Girl yani Bonnie'nin Joy Boy'a dönüşmesi aslında. Çünkü Joy Boy da yani Bonnie oradayken de şey yapıyor yani Nika'yı görüyor. Ve Nika'yı görünce yani Luffy'yi görüyor. Luffy'yi görünce de sonuçta onun da özelliği yani gelecek distorsiyonu olunca, yani gelecek değişimi, gelecekte ne olabileceğinin evrilmesi olunca gücü, aslında inanılmaz da gücü var. Çünkü sonuçta Bonnie dev oldu. Elastik kadın oldu. Bu sefer Nika oluyor ve Nika'ya dönüşüyor. Ve burada takıldım. Yani anlatırsınız bilmiyorum da neden bu kadar polemik oldu? Bence sembolik anlamında o kadar güzel bir olay ki, elastik özelliğini alınca bu ne? Hani hepimiz aslında aklımızda şu geçti. Yani Nika'yı görse o da aynısını yapar diye. Bu sefer de bu ne zaten şeydir yani Kuma olsun, annesi olsun, yani geleceği ve yaşamı olsun, pardon geleceği dedim, yaşamı olsun hep köle olarak kalmıştır. Yani zaten bir duayen demiştir yani Bonnie yaşı ilerledikçe aslında meyvenin tesiri azalacaktır. Çünkü animizm özelliği kalmayacağı için, bilirsiniz çocuklar daha fazla hani animizm, hayal kurma özelliğine sahip oldukları için bunu yaşla gittikçe azalacaktır tesiri. Hani Bonnie zaten yaş olarak tam zamanda ve yaşanmışlık olarak da tam anlamlı bir zamanda Nika'yı düşünüyor. Yani Nika'yı da düşünmüyor, özgürlüğü düşünüyor. Şimdi zaten kendisi de diyor, özgür olmak istedim. Özgür benim için anlamı ne? Esinlenmiştir Luffy. Ki yani dediğim gibi o kadar güzel bir semboliği var. O kadar her şey birbirine örtüşüyor ki. Nika'nın hani Joy Boy'un hani Love Tale olsun, Roger'ın gülmesi olsun ve ritim gereği, eğlenme gereği, özgürlük hissiyatı olsun. Hep böyle insanları güldürmeye teşvik. İşte isim demek, özgürlük demek, isim demek, gülmek. Hani bir yandan bu kadere olan şeylere de en büyük tepki gülmek. Yani Joy Boy biraz daha hani bu sembolik, bu betimsel unsurlarla o öyle etkilemiştir halkı ve öyle halkı daha da hani özgürce direnmeye de yansıtmıştır. Ondan dolayı bunun Bonnie'ye yansıması çok mantıklı görüyorum. Çünkü kızın zaten özelliği fütür distorsiyonu. Ya acaba tepkiniz şeyden olabilir mi yani Bonnie oldu diye Luffy'ye daha az mı hani ön planda olacak? Yani ben Bonnie'in zaten kalıcı olacağını düşünmüyorum. Ve Luffy'nin de başka insanlara Nika özelliğini aktarma olayını olacağını da düşünmüyorum. Bir tek Bonnie'ye oluyor. O da güç sebebiyle. Bonnie'de de kalıcı olmaz. Yani niye takıldığınızı anlamadım. Ay şeymiş gibi artık bu saatten sonra bir de Bonnie mi olacak Luffy'nin yanında? Yok abi yani One Piece Luffy'dir. One Piece demek Mugiwara demek. Yani ondan dolayı şey gibi oluyor şimdi. Dragon Ball Z'de Freezer'ın karşısında ilk o efsanevi Saiyajin kim oluyor abi? Goku oluyor. Şimdi bu Android sezonunda Vegeta olunca ne oluyor yani? Unutuyor muyuz Goku'nun ilk Süper Saiyajin oluşunu? Yok yani gayet iyi paylaştırıyorlar. Kaldı ki hani bu ne her zaman ön planda olacak, hani Nika şeklinde olacak diye bir şey de yok. Ha bilmiyorum, belki Mugiwara takımında olabilir. Sonuçta Mugiwara'lara bakınca tek eksik olan bir çocuk. Hani çünkü Roger'dur, Shirohige'dir, hep böyle bir çocuk vardı hani nakamaların içerisinde. Belki hani gelir gelmez, o önemli değil de hani sürekli olacağını düşünmüyorum ve herkes de olacağını düşünmüyorum. Onun için bence hani niye bu kadar tepki var yine anlam veremiyorum. Bir de yani şimdi
Fütür, yani gelecek distorsiyonu değiştirebiliyor Bonney. Meyvesi şey yapmadı, meyvesi olgunluğa gelmedi. Nasıl ki Luffy elastisite özelliğini kazandırıyorsa etrafında. Mesela Doflamingo da öyle, her tarafı ip oluyordu. Yani eğer bu geleceği değiştirebiliyorsa ve bu belli bir olgunluğa, yani belli bir olgunluğa ererse o meyvesi, acaba geleceği gerçekten tam anlamıyla oluşturabilir mi? Yani değiştirebilir mi? Çünkü şahsi olarak değişiyor aslında Bonney. Ben de şunu diyorum. Yani etrafındaki özelliklerini yansıtabiliyorsa bir şeytan meyvesi, acaba kendi hani gelişimini değiştiriyor ya, etrafındaki değişimini de değiştirebilir mi? Hani şeye benzetirim. Bu Black Clover'daki o aslanın bir arkadaşı var, bir cadı var. Onun bir kırmızı kedisi var. Ona dokunan geleceği değiştirebiliyordu. Acaba öyle bir özellik olabilir mi ya? Yani harbiden herkes için geleceği değiştirebilir mi? Yani o zaman çok enteresan olur. Düşünsenize, Luffy şu anı, mevcutu değiştiriyor Nika özelliğiyle ve bu ne? Geleceği değiştirebiliyor belli bir olgunluğa varınca. Müthiş olur. Yani çok sembolik olur. Bir de One Piece zaten One Piece evresi, One Piece yani mangası daha çok belli karakterlerin birbirlerini doldurarak, belli olayların birbirlerini doldurarak belli bir olgunluğa geliyor. Yani hiçbir zaman tek başına bir hikaye, tek bir karakter üzerine üstlenilmemiştir. Mugiwara'lar bir şekilde vesile oluyor. İşte Alabasta'da olsun, Dressrosa'da olsun, Wano Kuni'de olsun. Çünkü niye? Her adalarda belli karakter kazandırıyor ve o karakter belli bir olgunluğa geliyor. Vivi olur, Momonosuke olur, yani bu Kaido'nun kızı olur. Ondan dolayı yani Bonney'e de etkilemesi, özellikle bu gücüyle, demiş olduğum gibi yani neden şaşırıyorsunuz? Tipik bir One Piece aslında. Diyeceklerim bu kadardı. Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzel Soy, bir Discord, çok kapsamlı bir sunucumuz da var. Aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Size ciao diyorum.